Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Rabbimiz bizleri dünya hayatında bir imtihan için var olduğumuz bilinci geçici olarak muvakkaten bu dünya hayatında kalıp İslam'a muhatap emir ve yasaklarıyla güzel bir hayat yaşamak ki mutluluğun, huzurun, barışın garantisi de budur. Sonra ecelimiz geldiği zaman Allah-u Teala'nın huzuruna yüz akıyla bu dünyadan göçebilmek. Dava bu. Yani bütün davamız bu. O yüzden diyoruz ki İlahi ente maksudi ve rızaka matlub. Rabbim maksadım sensin. Ente maksudi ve rızaka matlubi, talep ettiğim şey, davam, gayem, amacım, umudum senin rızandır. Bu da hiç şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rehberliğine tam uymakla olur. Allah Celle Celaluhu kendi sevgisini kazanabilmemizin yolunun Peygamber Efendimiz'e uymaktan geçtiğini bize bildiriyor. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki Habibim, öğret bunlara ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ömrümüzün her safhasını Cenab-ı Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşayıp son nefesimizde eskiden vaizlerimiz derlerdi buyurun aşk ile diye Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek Allah, Allah, Allah diyerek vermeyi nasip eylesin, müyesser eylesin. Değerli kardeşlerim, insan öldüğü zaman melekler ya cennetten bir bohçalarla ya cehennemden çaput paçavralarla gelirler. Mümin ise onun cennetten getirdikleri bohçanın içine koyarak ruhunu semaya çıkarır, gezdirir, Rabb-u Teala'ya sunar, sonra geri döndürürler. Ama efendim kafirse, zalimse paçavralar, pis kokular içerisindeki ruhu göklere, kapılara vardığında hadi oradan diyerek defedilir, kovulurlar. Esas dava budur yani. Bunu hiç unutmamak lazım. Değerli kardeşlerim, istikamet üzere yaşayabilmenin hiç şüphesiz ki çok zorlukları olabilir. Ama aslında bir yola baş koyarsak o zorlukların hepsi gider yani. Küllüm yeserun liba hulikala herkese girdiği yol kolaylaştırılmıştır. Aslında Müslümanlık kolay bir dindir. Çok da zevklidir. Sadece bizim birkaç tane düşmanımız var. Biri terbiye edilmemiş, eğitimden geçmemiş kendi nefsimiz. İşte en zoru da budur. Bizi Allah'ın yolundan engellemek ister. Şehvetleri vardır, hırsları vardır, arzuları vardır, efendim, altına meyli var, gümüşe meyli var, şana şöhrete, makama mansıba meyli var, karşı cinslere karşı meyli var. İşte dünyada sevilmek, sayılmak, büyük bir adam olmak ister. Çok hoşuna gider böyle şeylerin hepsin. Boş şeylerden onu arındırmak lazım. Bunlar olsun ama meşru yollardan olsun. Gayrı meşru yollara sapmadan olsun. Çalışsın, kazansın. Kazandın hem kendi yesin afiyetle hem Müslümanlarla beraber, muhtaçlarla beraber yesin. Dostlarıyla ikram ederek yesin. Allah yolunda harcasın ya. Böyle olunca sevilir, sayılır. Sevilmek, sayılmak ayıp değil ama bunun için amel etmek ayıptır ya. Sen işini Allah için yapacaksın. (Gülüyor)
Hiç şüphesiz ki istikamet üzere devam edebilmek için hayatta ilim sahibi olmak lazım. Ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Yapman lazım geldiğini, şu nefis, isyan eden nefsi yaptırabilmen için güçlü bir terbiye, eğitim, irade lazım yani. Ve amel lazım değerli kardeşlerim. Bazen kendi içimizden engeller çıktığı gibi bazen dış dünyadan da engeller olabilir. Nedir? İşte düşmanlarımız vardır. İçinde yaşadığımız toplum, eğer cahili bir toplumsa bir engel olabilir. Devlet İslam devleti değilse, İslam'ı öğretmiyorsa, kurumlarda İslam yoksa bir sıkıntı. Bu engeli aşma öyle çok da kolay olmayabilir yani. O yüzden hangi zamanda, hangi zeminde, hangi şartlarda Müslümanca davranış nasıl olur? İşte bunu bilmek çok önemlidir. Bunu yapabilme iradesi çok önemlidir. Bu yüzden de insan buna destek verecek, yardımcı olacak unsurlara da dikkat etmesi lazım. Vebtehu ileyhil vesile. Vesileler arayın. Bu vesilelerin başında hiç şüphesiz ki bu işi bilen ve yapan güzel insanlarla dostluk, arkadaşlık gelir. Söyle arkadaşın, söyleyeyim kim olduğunu derler. Üzüm üzüme baka baka kararı derler. Köyle yatan şaşı kalkarmış. İyilerle düşüp kalkan iyi olur genellikle. Kötülerle düşüp kalkan da kötü olur yani. Değerli kardeşlerim, dost doğru bir çizgide, İslam çizgisinde yürüme, istikamet. Etkilenmeden, içeriden ve dışarıdan gelen düşmanların baskısından. Gerek tepsiyle, gerek dışarıdaki düşmanlarla, şeytanlarla. İstenilen hedefe ulaştıktan sonra, aynı şekilde o doğruluk üzere hiç eğilmeden, bükülmeden, yamsılmadan, sağa sola sapmadan yoluna devam etmek, yani halini muhafaza edebilmek de ayrı bir başarıdır. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ emri karşısında, yani emrolunduğu gibi dost doğru ol emri karşısında Hud Suresi ve kardeşleri beni ihtiyarlattı buyuruyor. Ama hiç şüphesiz ki dünya hayatında görüp görebileceğimiz en büyük mutluluk, en büyük keramet, Allah'ın ikramı da istikamettir yani. İnsanın Allah dostu olduğunun göstergesi keramet, yani peygamberlerdeki mucizeler nasıl olağanüstü şeylerse, Allah dostlarının elinde de bazen böyle olağanüstü şeyler Allah'ın izniyle gerçekleşir. Bunlara keramet diyoruz. Yani peygamberden mucize olan şeyler velinin elinden olursa keramet olur. İslam düşmanların elinde de bazen olur. Onlar da istitraş derler ya. Kelam akaid kitaplarımızda bunlar elhamdülillah vardır. Bazı kardeşlerimiz keramet dediğimiz zaman hemen böyle gıcıklanıyorlar. Keramet yok diyorlar filan. Var kardeş işte. Hazreti Meryem peygamber değil. Ne kerametlere, ne ikramlara mazhar olmuş. Kur'an-ı Kerim'de okuyorsunuz yani. Eğer insan Allah Celle Celaluhu'nun dostluğunu kazanırsa Allah dostlarını ikram eder. Ne var bunda ki? Yani eski böyle kısa kitaplarımızda işte su üstünde yürüyenler, havada uçanlardan, kışın yaz meyvesi, yazın kış meyvesi ikram edenlerden bahseder. Kimileri kuşlarla konuşur, kimisi aslanlarla, ceylanlarla oturur, oynasır, yatar, kalkar falan. Böyle kerametler, kimisi Allah bildirirse bazı halleri, yani bizim için kayıp gibi olan
perde arkası gibi olan işleri bilebilirler. Bunlar veli olmanın bir alameti sayılır mı? Hiç şüphesiz boş şeyler değildir. Keramet midir, istidraç mıdır? Bundan korkmak lazım, korkmak lazım. Ve çok da saygısız olmamak lazım. Yani böyle insanlar varsa aramızda bunlara da hürmet etmek lazım. Acaba istidraç mı diye suizanla bakmak da hoş değil. Suizandır o yani. Niye suizanla gidiyoruz ki? Ama şunu bileceğiz. En büyük keramet evet istikamettir demiş büyüklerimiz. Yani Müslümanlıkta fazilet, evliyalıkta kemalat böyle keramet göstermekle değildir. İstikamet göstermektedir. Nitekim Şeyh Ebu Said rahmetullahi aleyhe demişler, bu sözü Cüneyd-i Bağdat için de söylerler. Oğlan ceza su üstünde yürüyor. Ne var bunda? Balıklar da yürüyor demiş. Demişler falanca kişi havada uçuyor. Ne var bunda? Niye büyütüyorsunuz? Kuşlar da uçar. Demişler falanca insan bir anda doğudan batıya ulaşıyor. Demiş niye gözünüzde büyütüyorsunuz? İblis de öyle demiş. Peki efendim sizin için kemalatın ölçüsü nedir deyince şöyle diyor Ebu Said Harras rahmetullahi aleyh. Zahiri olarak yaratılanlarla batini olarak da hak ile beraber olmaktır. Zahirde bakarsan milletle oturuyor, kalkıyor ama batında sürekli Allah ile beraber, hak ile beraber. Yani Allah'tan razı. Allah'ın her işinden razı. Bela da verse razı, nimet de verse razı. Çok önemli bir husustur ya. O yüzden ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz değerli kardeşlerim. Ya eyyühellezine abonettukullah hakka tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun. Âl-i İmrân suresi 102. ayet-i kerime Allah'a emanet. Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun. Nasıl mümkün olur bu? Gibi gizli bir suale cevap olarak وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلُمُونَ buyurun. Her hali, her anı Müslümanca yaşayın ki ölüm ne zaman gelirse gelsin sizi İslam'ı yaşarken bulsun. Böylece Müslüman olarak ölmüş olursunuz. Yani muttaki olmak. Takva. Nedir takva? Kul olduğunun, sorumluluğunun farkında, şuurunda, bilincinde yaşamak. Kişinin günahlardan sakınması, salih ameller işlemesi, imanda ve güzel ahlakta Cenab-ı Allah'ın istediği gibi bir kul olmaya çabalaması. Böyle olursa dünya ve ahiret azabından kendisini korur. Zaten takva da bir yerde korumak, korunmak anlamındadır yani. Biz Fatiha suresinde ehdinas sıratal müstakim deriz hep. Bizi müstakim, sırat-ı müstakimde, dosdoğru yolda götür Allah. Hidayetiyle, kılavuzla. Sıratal lezine en'amtu aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yolunu. Kim bunlar? Minen nebiyyin ve sıddıkin ve şühedai ve salih. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Gayril mağdubi aleyhim ve raddal. El mağdubi aleyhim. Yani bile bile hakkın hilafına, zıttına gitmiş ve Allah'a isyan etmiş, gazabına müstahak olmuşların yolu değil. Ve raddalin cahil sapıkların, dalalete düşmüşlerin yoluna da değil Allah. Bizi senin yoluna. Bu başta Yahudi ve Hristiyanlar olmak üzere bütün kafirler Allah'ın gazabına uğrayan o sapıklardır. Yani Yahudiler, Hristiyanlar, sonra bizim çağımıza gelin yani Allah'ı ve dinini inkar eden bütün
kafirler. Şimdi bunları tek tek burada saymayalım yani. O yüzden Allah düşmanlarını dost kabul etmek Müslümana yakışmaz. Zaten ayet-i kerime bizi uyarıyor. 100. ayet-i kerime Âl-i İmrân. Ya eyyühellezine âmenû. Ey iman edenler, aman dikkat edin. İn tuti'û. Eğer itaat eder uyarsanız, peşinden giderseniz فَرِيْكَمْ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوْتُ الْكِتَابِ kendilerine kitap edilen Yahudi ve Hristiyanlardan bir grubun arasında giderseniz يَرُدُّكُمْ بَعْدَ اِيمَانُكُمْ kafirin sizi Müslüman olduktan sonra tekrar gavur etmeye çalışırlar. Küfre çevirirler, küfre döndürürler. Bugün Avrupalı, Yahudi, Hristiyan, Komünist, Sosyalist, Liberalist, Faşist, bilmem ne çeşit, Eksistansiyel, Pozitivist vesaire kafirlerin hepsinin bütün gayesi Müslümanları İslam yolundan, aziz şeriatından çevirmek, kendi yollarını, kendi batıl davalarına çekmek değil midir? Allah muhafaza. Başa dönelim. Ölüm var, ahiret var. Ahirette hesap var, cennet var, cehennem var. Değerli kardeşlerim, dişimizi sıkalım. Sabırla, Allah'tan yardım dileyerek bu yola girelim. Zor da değil. Bilakis İslam'ı yaşamak, küfrü yaşamaktan daha kolaydır. Çünkü küfür nefse hoş gibi gelir önce biraz. Ama arkasından çok acılar tattırır, çok azaplar çektirir. Allah Celle Celaluhu yarimiz ve yardımcımız olsun inşallah. Birbirimize dua edelim, birbirimize destek verelim. Bu imtihanı Müslüman olarak tamamlamaya gayret edelim inşallah. Hoşça kalın ve selam.